Herkese tekrar merhaba değerli dostlar. Bitcoin ile ilgili bir başlangıç videosu çekmiştik ama e, Ont'un analizi eksik kalmıştı. Buna bir de Doge'ye ekledim şimdi. E, i̇kisini birlikte o videonun arkasına umarım izleyeme şansınız olur. Şimdi Doge biliyorsunuz son dönemde Elon Musk'ın tweetleriyle ciddi miktarda değer kazandı. Yani e, bir tane sıfırı attı. Oldukça yüksek, astronomik bir rakam bu. Şimdi baktığımız zaman 42 bölgesinde, 0.42 bölgesinde Doge, USDT baktığımız bu arada... 42 bölgesini artık birkaç defadır test edip geçemediği için artık buradan bir e, aşağı doğru bir rampa oluşma ihtimali yüksek. Bunun e, ilk önce 34 bölgesine kadar düşmesi muhtemel. Çünkü burası 4 saatlikte de destek olarak iki defa çalıştı. Bir kere daha çalışma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Ama dediğimiz gibi şuradaki bölgeye yaklaşık 39 bölgesi. 39 bölgesi yukarı yönde tekrar test edilir ve kırılırsa muhtemelen bu tekrar kanalın içine dönmüş olacak ve tekrar 42 ulaştığı an 52'ye doğru hızlanma süreci önümüzdeki 4'er saatlerde gerçekleşme ihtimalini ortaya çıkaracak diyebiliriz. Aynı şekilde şu 34 bölgesi aşağı yönde kırılırsa muhtemelen bir ayı tuzağı oluşma ihtimali yüksek. Aynı şurada daha önce oluştuğu gibi ee, yaklaşık tekrar 22, 23 bölgesine kadar geri gelmesi muhtemel olabilir ama burası iki defa test edildiği için üçüncüde bunun altına kırması beklendiğinden kısa vadede bu trendin bozulmayacağı varsayımı üzerine gitmeye çalışacağız. Yani maksimum e, azami 34 bölgesine kadar inebilir buradan tekrar toparlama ihtimali yüksek değerlendiriyoruz diyebiliriz. Şimdi e, isterseniz diğer bölüme geçmeden önce şu üst dirençlerden de bahsedeyim. 52 bölgesine kadar ulaşma gücü olacak. Eğer 42'yi tekrar test eder ve aşarsa ki zaten burayı tekrar test ederse burayı aşacaktır. 52 bölgesine gelecektir ve 52 bölgesinden sonra önümüzdeki 4 saatlerde yaklaşık 75 bölgesine doğru uzanmasının çok yüksek bir ihtimal olduğu ortada gözüküyor. Günlük grafiklerde daha net görünür üst dirençler ama şu an kısa vadideki görüntü çok daha önemli. Günlüklerde şu an... Çok fazla net verinin e, göze çarpmadığını söyleyebilirim. Saatliklerde bu geliş girişler zaten sürekli yaşadığı bir durumdu. Piyasa değeri 49 milyar dolar seviyesinden işlem görmekte. Şimdi ONT'a da geçelim. Şunu günlüğe alalım. ONT'un günlükten yapmıştık analizini. Onta şu an e, hacim yüksek. Ve şu anda bozulma tam anlamıyla net diyemem. Ama tam ipin ucunda diyebilirim. Yani bu 9 bölgesi bunun için oldukça önemli şu anda. Şimdi isterseniz şöyle bakalım piyasa değeri yaklaşık 1.6 milyar seviyesinde. Çok yüksek bir rakamda değil ama son dönemdeki hacminin yüksek oluşu ve kanal desteğini görüp tekrar bölgeyi gelişi kriptonun önümüzdeki günlerde Üst direnç olan bölgelere yaklaşmasının oldukça yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. Şöyle biraz yaklaştırayım daha net görebilin. 1.5 bizim bu kripto için dip seviyemiz. Bunun altında nereye kadar inebileceğini Allah bilir. Yani ayı piyasasına girebilir. E, ayı tuzağı oluşturabilir. Yani dik bir iniş, dik bir çıkış yapabilir ve bunu siz uyurken yapabilir. Yani sonuçta 24 saatte işlem gören varlıklarda... Aşağı yukarı her şeyi grafiğe bağlamak pek mümkün değil. Yani gördüğünüz gibi geçtiğimiz pazar günü Çin'de giden elektrikten dolayı Bitcoin'de sert değer kayıpları yaşandı. Haberlerde bu şekilde geçti. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda bu siyah çizgiyi aşağı yönde kırmış değil. Yani bir buçuğu tekrar test etme ihtimali şu an için zayıf gözükmekte. Ve bu bölgeyi tekrar yukarı doğru test edebilmesi için önümüzdeki saatlerde yaklaşık 2.36 bölgesini yukarı yönde kırması kafi. Eğer 2.36 bölgesini yukarı yönde kırarsa çok kısa bir süre içinde 2... 2.88 bölgesine kadar uzanması oldukça muhtemel gözüküyor. Şunu şöyle aşağı indirelim. Ben üst direnç için onu yukarı çıkartmıştım. Şöyle. Gördüğünüz gibi burası çok önemli bir bölge. Bu bölgeyi tekrar test ettiğinde muhtemelen yeni bir... Şuraya çizdiğim, az önce yukarıdan kaydırdığım bölge oluşacak. Yeni bir kanal oluşacak. Bu bölgenin e, tavan değeri de da yaklaşık 3.64 bölgesi olacak. Bu da ciddi bir getiri demek. Ama bizim için öncelikli olan bölge gördüğünüz gibi... 1.87 bölgesi. 1.87 bölgesinin hatta 1.86 da diyelim daha güzel olacak. 1.86 bölgesini aşağı yönde kırmaması gerekiyor. 1.86'yı aşağı yönde kırarsa tekrar dip seviyemize doğru yönelmesi muhtemel gözüküyor ki burası iki defa daha önce test edildiği için tekrar burayı test etmeye gelirse muhtemelen onu da kırıp 1.14 bölgesine çekilmesi muhtemel gözükmekte. Teknik analizi çok uyumlu olduğunu varsayıyorum. Şu anda bu analizini yaptığım kriptoların ama şu an gibi bir yükseliş trendi var ve bu yükseliş trendini piyasadaki çalkantıya rağmen Ontun ve Dogen'in korumaya devam etmesi önümüzdeki seanslarda muhtemelen yukarı yönde iğmenin hareketine devam ettireceğini gösteriyor. Üst trençleri takip ediyoruz. Üst trençlerin üzerinde muhtemelen bir iğne atmak isteyebilir. Bu iğnenin boynu da önümüzdeki analizlerde tekrar oluşumu takip edip sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.